Hocam var ya gerçekten Amerikan piyasaları yandı 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 tutuştu. Hatta Evet. derler ya düşen bıçak tutulur mu diye. Şu anda tutmamakta fayda var. Bir Değil mi? saplansın, Değil mi? saplandığı yerden alalım, o zamanı beklemek daha Bu iyi diye küçük düşünüyorum. yatırımcılar gerçekten büyük yatırımcılara ciddi bir tokat attı. İsterseniz bunu bir Evet. yorumlayalım. Tabii. Şimdi üstadım bu GameStop gerçekten hani Amerikan finans piyasalarında o büyük varlık sahiplerinin hiç beklemediği bir tokattı. Yani GameStop gibi hani bizi geçtim Amerikalıların bile adını duyma frekansının çok düşük olduğu bir hisse senedinde açık pozisyon sıkıştırma ve şu anda yapılan hesaplamalarda 11,2 milyar dolarlık açıkçıların zararı var. Ve piyasa değerleme yapıp yılbaşından itibaren de tutar 19,5 milyar dolar. Bakın aşağıda 11, yukarıda 20 milyar dolar konuşuyoruz. Bu muazzam bir şey ve buna matematiksel risk hesaplamalarıyla yapabileceğiniz bir unsur yok. Yani hissenin bu çılgın hareketini ancak bir satın alma. Çok ekstrem bir olay olacak ki bu muazzam bir serbest çıkış olacak. Dolayısıyla buna matematik hesaplamaları da yetmedi. Tam da sizin tanım çok güzel tokat attılar. Ondan sonra işte bu sosyal medya, bireysel yatırımcı vesaire filan. Hani demek ki çok da küçümsememek gerekiyor. Bunu anladık nokta. Tabii zaten o GameStop'un şu anda Amerika'da yarattığı bu hareketlenme dünya piyasalarını da Evet, etkiledi. evet. Nasıl etkiledi? Önce onu size bir sorayım. Şimdi üstadım bu açık pozisyon sıkıştırmaya karşı şimdi insanlar bir sonraki hisse senetleri ne olabilir üzerinde tartışmaya başlıyor. İşte Bloomberg'de bile bununla ilgili 5 tane hisse senedi paylaşıldı. Onlar da biraz bir momentum oldu. Sonra işte GameStop'tan sonra Gümüş'e bu Reddit tayfasının dahil olduğu şeklinde açıklamalar oldu. Aslında tabii yani bu bazen momentumdan momentuma değişir. Önemli ama bizim tarafı çok ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Şimdi yurt dışındaki ana sıkıntı şu anda S&P 500'de 3815'in üzerinde kalamıyoruz. Bu negatif. Ve genel endekslerde şöyle bir sıkıntı var. Birincisi tam bir boğa piyasası tuzağı var. Yani bu ne? Hem S&P'de hem bizim Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftadan beri şu hareket oluyor. Piyasayı yukarı çekiyor, malı veriyor. Piyasayı yukarı çekiyor, malı veriyor. Bu frekans arttığı zaman da bu aslında ayı piyasasında yapılan bir olaydır. Ve ben de şunu düşünmeye başladım artık. Çünkü dün ve bugün de bizim Borsa İstanbul tarafında S&P'de de aynı olay oldu. Yukarıya çekildi, yukarıdan mal verildi. Bu frekans arttığından dolayı acaba ayı piyasasına giriyor muyuz? Ve buna bağlı olarak da negatif tarafı düşünmek mi gerekiyor unsurunda? Şimdi bu S&P hani artık 3815'i geçtim. 3650, 3700 üzerinde kalmadığı sürece ben Amerika tarafında da sıkıntı görmeye başlarım. Çünkü sizle hep konuşuyorduk. S&P'de en iyi hedef fiyat 4100, 4200 deniyordu. Yani biz 4500, hani geçtim 5000'i konuşmuyoruz. Bu kadar para var. Hisse karlılıkları artmıyor. Belli bir noktada tıkanma var. Dow Jones taşımacılığa bakıyoruz. Uzun bir zamandan sonra 100 günlüğüne yaklaştı, hatta onu kırma noktasına geliyor. Doğuda algı bozulmaya başladı. Tamam, S&P dünya endekslerinde referans benchmark alıyoruz. İşte bu unsurlardan dolayı düşen bıçağa şu anda bir müdahale etmemek daha iyi. Bıçak düşsün, saplansın, ondan sonra durumu değerlendirip bakmak gerekir diye bir yorumum olacak. Bu arada tabii biz en büyük amacımız finansal okuryazarlık konusunda da hani ben kendim de bilgileniyorum sizlerden bilmediğim ya da az bildiğim Estağfurullah, konularda bilgi estağfurullah. sahibi oluyorum. İzleyicilerimizden de aynı şekilde. Mesela bir kardeşimiz demiş ki açığa almak, açığa satmak ne demek demiş Ases Bey. Şimdi siz bir hisse senedini, yani şöyle diyelim. Şimdi normal satışınız elinizde hisse senedi stoğunuz olur. Bu hisse senedini satarsınız. Yani 100 birimlik X hisse senediniz vardı. Bunu gördüğünüz uygun bir fiyattan satış emri gönderirsiniz, 100 birimlik malınızı satarsınız. Bu işin normal doğası. Yurt dışında ve bizim tarafta da son yasaklamalardan önceki kısmını söyleyelim. Kurumsal yatırımcıların bu dark pool'lar denilen unsurlardan borçlanarak hisse senedi alıyorlar. Yani hisse senedi borçlanması yapıyor. Ve o borçlandığı hisse senetlerini açığa satıyorlar. Belli bir noktada diyelim ki
fiyat 1, birden bunu açığa sattınız, fiyat misal 0.80'e, 0.90'a geldi, bir yerde kapatıyorsunuz. Elde ettiğiniz kar eksi karşı taraftan borçlandığınız kuruma ödediğiniz faiz artı ilave risk priminiz varsa onu düşüyorsunuz. Oradaki elde ettiğiniz kar sizin unsurunuz. Ha bu yeri gelir çok önemli bir bet. Yani bet dediğimde piyasanın yön tahmin etmesi. Yani dersiniz ki piyasa düşecek, piyasa yükselecek, risk seviyeniz yüksek olur, buna ilişkin pozisyon alırsınız. Bu açığa satış belli bir süre taşınabilir de, yani illa seans içinde kapanacak bir anlamına gelmiyor ama basit anlamıyla uygun maliyet ve ilave risk primiyle elinizde olmayan hisse senedini borçlanıp onu satıp uygun bir yere kendi açınızdan geldiğinde pozisyonunuzu kapatıp maliyetlerinizi karşı tarafa ödeyip kar elde ettiğinizi cebinize koyma. Basit olarak bu. Peki mesela haftaya düşüşle başladı borsa, sonra ikinci gün biraz toparladı. Mesela haftanın son gününde bu haftalık seyri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi üstadım 55 gün endeks 100 için 55 günlük basit hareketli ortalama o 1420 seviyeleri vardı ki o 4,5'luk düşüş olduğu zamanda ki o da çok önemli çünkü endeks bazında devre kesici %5'te devreye girecekti ve belki o hareket 2021'in ocağının en kötü hareketi olmuş olacaktı. Şimdi oraya düştükten sonra evet fiyat ve değerleme anlamında bir cazibe görüldü. Endeks %2'nin üzerinde hareket etti. 1498 yani 1500'lere doğru yaklaştı. Ama yine aynı şey oluyor. Yukarı çekiliyor, mal yiyor. Yukarı çekiliyor, mal yiyor. İşte bu beni aslında tedirgin eden bir unsur. Bunun frekansı arttığı zaman da bu düşüşün daha derinleşme potansiyelini gösteriyor. Ben ne zaman biraz daha iyimser tarafa geçerim? İşte 1500 ve üzerinde kalıcı olup S&P'de 3750'nin üzerinde kalır. Ama şöyle de bir şey ifade edeyim üstadım. Şimdi biz endeks 100 konuştuğumuz zaman da matematiksel olarak endeks 100'deki ağırlıkla bütün hisse senetlerini alıp onu mimikleme yani taklit etmem gerekiyor. Ama her bir yatırımcının bunu yapma imkanı olmadığı için onları bırakın piyasa profesyonellerinde gidin endeks fon alın. Ama dersiniz ki ben endeksle ilgilenmiyorum. Yani endeks seviyesiyle. İyi bir hisse senedi seçiyorum dediğiniz zaman da işte o zaman da alfa dediğimiz iyi hisse senedi seçme dönemleri geliyor. İşte onlarda da hangi sektörlerde bu geçen haftadan beri baktığımızda işte gayrimenkul sektörü, turizm sektörü, ilaç sektöründe endeksin düşüşüne rağmen göreceli olarak daha iyi performans gösteriyor. İşte yatırımcının da burada buna karar vermesi gerekiyor. Şimdi küçük yatırımcı tabii bir kere aracı kurumla bu işi yapmak lazım. Yani çok daha garantili bir iş olduğu için ben bunu söylüyorum. Hani orada da hep şu örneği veriyoruz. Aracımıza kasko yaptırıyoruz hocam. Sonuçta bir yıl kaza yapmıyoruz. O kazanlar bir yıl sonrasında ya niye kaza yapmadık işte ya da kaza yapmadık bize ikinci senede bunu bedava ver demiyoruz. Bir aracı kurumla bu işi yapmak lazım. Garantili yapmak lazım.